Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Google Chrome web browser'ının birçok masaüstü bilgisayarlarda kullandığımız uzantı veya eklentileri var. Bunlar bizim masaüstü bilgisayarlarda oldukça işimize yarıyorlar. Fakat Chrome'un Android uygulamasında bu eklentileri kullanamıyoruz. Eklentiler sekmesi yok. Olsa bile zaten eklenmiyor. Peki biz Android'e nasıl Google Chrome uzantılarını indirebiliriz? Bunun arkadaşlar pratik ve basit bir yöntem var. Bunun için öncelikle Google Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya Kiwi Browser yazıyoruz ve gördüğünüz Kiwi Browser'ı buradan indiriyoruz. Ben şu an indirdim. Kiwi Browser yazmanız yeterlidir. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar burayı kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şurada Kiwi Browser var. Tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu da Chromium tabanlı bir tarayıcı. Yani aynı Chrome Browser gibi Chromium'dan bu kod altyapısıyla üretilmiş bir browser. Şimdi buraya gelip şu arkadaşlar Chrome web mağazasını açıyoruz. Chrome web mağazası yazınca da çıkacaktır. Gördüğünüz gibi masaüstü görünümü sayesinde bu özelliği bizlere sağlıyor. Buraya geliyorum. Şöyle ve buraya diyelim ki bir ekran kesme uzantısı olan LightShot. Birçoğunuz biliyordur. Bunu ben indirmek istiyorum diyelim. Gördüğünüz gibi uzantı burada. Bunu tıklıyorum. Evet, şöyle biraz uzaklaşayım. Fazla yaklaştık galiba. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan Chrome'a ekle diyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi eklensin mi diyor ve şunları yapabilir diyor. Tamam diyoruz. Denetleniyor diyor. İndiriyor. Ve evet, eklendi. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuradan şunu kaldırıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Şuradan eklentilere geliyorum. Gördüğünüz gibi LightShot uzantısı burada. Bakın şu en altta, çıkışın altında gördüğünüz gibi. Mesela bir örnek verdim. Diğer uzantıları da yine arkadaşlar buradan indirebilirsiniz. Buradan kapatabilirsiniz veya buradan isterseniz de kaldırabilirsiniz. Anlık işlemler aynı masa üstünde olduğu gibi Kiwi Browser'la çok kolay ve bütün Chrome altyapısını kullandığı için bütün Chrome uzantılarını, eklentilerini kullanıyor. Dolayısıyla aynı Chrome tarayıcıda kullandığımız gibi burada da bu eklentileri rahatlıkla kullanabiliriz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Pratik bir bilgi olarak kendim kullandığım için sizlere de anlatmak istedim arkadaşlar. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.